İskenderun Fenerbahçeliler Derneği Yönetim Kurulu Sosyal Faaliyetler Projesi kapsamında İskenderun'da bulunan Şehit Aybükü Öğretmen Anaokulu'nda okuyan minik öğrencilere 200 adet kırtasiye yardımında bulundular. Başkan Mustafa Düzen Yönetim Kurulu üyelerinin de katılım gösterdiği projeyle ilgili yaptığı açıklamasında İskenderun Fenerbahçe Derneği olarak Şehit Aybükü Anaokulu'nda okuyan öğrencilerimize destek amaçlı kırtasiye malzemesi dağıtmak istedik. Okul müdürümüz Hüseyin Gündüz'e bizlere yol gösterdiği için teşekkür ediyorum dedi. Ben çok mutluyum. Ülkemizin geleceği olan çocuklarımı anaokulunda ziyaret ettim. Hepimizin geleceği bunlar çocuklarımız. 20 gün önce bu okulun Şehit Aybükü Öğretmen Anaokulu'nun müdürüyle görüştüğümüzde ne yapabiliriz diye konuştuk ve kendisi okul ihtiyaçları olan kırtasiye gereçlerini karşılayabileceğimizi söyledi. Biz de yönetim kurulu olarak bir araya geldik ve buradaki öğrencilerin sayısını istedik. 200 civarında bir öğrenci olduğunu tespit ettik. 200 öğrencinin tamamına İskenderun Fenerbahçeliler Derneği olarak kırtasiye yardımında bulunuyoruz. Bugün bunun için burada toplandık ve bunlar çocuklarımızla birlikte eğleneceğiz, etkinlikler yapacağız. Biz gençlerimiz, çocuklarımızın yanındayız. Bunlar ülkemizin geleceği. Onun için bir araya geldik. Sevgili müdürümüz Hüseyin hocama teşekkür ediyoruz bize bu imkanı verdiği için. Bu yardımlarımız, bu sosyal dayanışmamız her zaman da devam edecek. Bilindiği gibi İskenderun Fenerbahçeliler Derneği olarak biz sosyal yardım projelerine ağırlık vermekteyiz. Daha önce Ramazan ayında paket dağıttık. Kan ve kök hücre bağışında bulunduk. Tekerlekli sandalye bağışında bulunduk. Ve bu yardımlarımız, bu tür etkinliklerimiz devam edecek. Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu olan Fenerbahçe Spor Kulübü'nün burada İskenderun'daki uzantısı ve temsilcisi olarak elimizden gelen bütün çabayı göstereceğiz. Buradaki Şehit Aybükü Öğretmen Anaokulu'nun ismi bizim için çok değerli. Bir şehidimizin okulun ismini yaşatıyor. O bakımdan bu okula olan yardımlarımız sürecek. Yapılan konuşma sonrasında ise malzemeler öğrencilere dağıtıldı.